Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Allahümme Rabbe hazi davet tammeti ve salati kaime. Allahu ekber. Ekber. Semiallahu limen hamide. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Zülcelaluhu ve subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم محصنات المؤمنات فمنا ملائكة يهوهن بإذن أهلهن وأتوهن محصنات غير مسافي فيها ولا متخذاتي منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. Şimdi öncelikle Ramazan-ı Şerif'in İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Şimdi malumunuzdur, bu hastalıktan dolayı bütün ibadetler camilerde durmuş durumda. Şimdi biz de bu Ramazan-ı Şerif'i fırsata çevirip kendi evimizde ibadetlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan diyeceğiz hastalıktır, dua edilmez ama biz biraz eve tıkandık, çocuklarımızla birlikte oturmaya başladık. Birbirimizi sormaya başladık, daha fazla sormaya başladık. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'i en mükemmel şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Öncelikle tabii iftarımızı, Ramazan'ımızı tutuyoruz. İftarımızı açtıktan sonra tabii geceleyin teravihlerimizi kılıyoruz. Cemaatle teravihlerimizi kılıyoruz. Teravihlerden sonra dinleniyoruz tabii. Sahura kalkıyoruz tabii. Bir kısmımız Kur'an okuyoruz o arada. Hanım sahuru hazırlıyor. Ondan sonra tabii sahurumuzu yiyoruz. Tekrar ezanı bekliyoruz. Ezanı bekledikten sonra, ezan okunduktan sonra tekrar namazımızı cemaatle kılıyoruz. Tesbihatlarımızı yapıyoruz. Daha sonra bir kısmımız Kur'an-ı Kerim okuyor. Bir kısmı değişik şeylerde değerlendiriyor. Sabaha kadar, sabah gün aydınlanıncaya kadar. Daha sonra tabii biz öğleni bekliyoruz. Öğlen ezanı okunuyor. Öğlen ezanı okunduktan sonra biz tekrar cemaatle namazımızı kılıyoruz. Öğlen namazından sonra hemen ailece oturup mukabelemizi yapıyoruz. Her gün düzenli olarak bir cüz okuyoruz. Onun cüzumuzu bitirdikten sonra bu sefer mealini de okuyoruz. Yani hem cüzumuzu okuyoruz, cüzumuzdan sonra mealimizi okuyoruz. Yaklaşık olarak 1,5 saat sürüyor. Ondan sonra tabii oturuyoruz, dinleniyoruz. İkindi oluyor. İkindiden sonra Kur'an okuyanlar, kitap okuyanlar, değişik ibadetlerle meşgul olanlar yemek hazırlanır. Tekrar iftara kadar iftarımızı açıyoruz. Yani günümüz dolu dolu geçiyor, hamdolsun. Yani bu vesileyle biz içeriye tıkandık ama biraz en azından aile bilincimiz biraz belki biz çocuklarımızı göremiyorduk. Onlar işte biz işte derken biraz hasbihalimiz yoktu. Bu vesile belki bize hayırlara vesile olur inşallah.
Günümüz böyle geçiyor yani. Herkese de tavsiye ediyoruz tabii, günü dolu dolu geçsin. Bu fırsat, bu günlerin kıymetini bilelim. Böyle bir fırsat belki bir daha elimize geçmez, ailemizle oturamayabiliriz. Bunu güzel bir şekilde değerlendirelim inşallah. Ramazan ayıyla alakalı söyleyeceklerim. Malumunuz ortada bir virüs olayı var. Allah-u Teala'nın ayetlerini okumak gibi algılamamız lazım bu virüsü. Nasıl ki her ayet bizlere bir mesaj içeriyorsa, bir mesaj veriyorsa, hayatımızı idame etme yönünde, hayatımızı düzeltme anlamında, umuyorum ve inanıyorum ki Allah-u Teala'nın bu virüsü göndermesindeki sebeplerden bir tanesi de bu hikmeti anlayabilmek adına bunu güzel ve doğru okuduğumuz zaman biz Müslümanlar olarak inanıyoruz ki her musibetten sonra Allah'ın rahmeti gelecektir ve biz buna iman ediyoruz. Böyle inanıyoruz. Buna vesile olacağına inanıyoruz. Bir ayet gibi okumak. Malumunuz modern bir dünyada yaşıyoruz, madde üzerine yaşıyoruz, materyalist bir dünyada yaşıyoruz ve sürekli dışa yönelik bir yaşantımız var. Sürekli hayatımız dışarıda geçiyor. Çoğunlukla saatlerimiz, vaktimiz, zamanımızın çoğunu bu hayatı idame etmek anlamında böyle bir modernitenin dayatması var üzerimizde. Biz böyle bu şekilde yaşıyoruz. Şimdi bu virüsten dolayı evlere kapandık, kapanmak zorunda kaldık. Allah'ın takdiri bu yönde, biz böyle inanıyoruz Müslümanlar olarak. Bunu fırsata çevirmek bizlerin elinde. Çünkü sürekli baba dışarıda, diğer aile fertleri çalışmak zorunda. Bunu devam ettirmek zorunda. Dolayısıyla biz bunları kapatarak kendi benliğimize, özümüze dönerek biz... Malumunuz insan madde ve manadan yaratıldı. Madde yönünü biz fazlasıyla yaşadık. Mana yönünden biz ruhumuzu doyurmak, maneviyatımızı beslemek anlamında bunu hayda hayda fırsata çevirip çok daha karlı bir şekilde inşallah çıkabiliriz biz bundan. Böyle inanıyorum, böyle umut ediyorum ve kardeşlerimizin buna böyle bakmasını umut ediyoruz. Şunu biz biliyoruz ki rahmetin içinde zahmet vardır, zahmetin içinde de rahmet vardır. Ve biz bu rahmeti elde edebilmek adına bunu fırsata çevirmek bizlerin elinde. Öncelikle Ramazan olması sebebiyle günlerimizi dolu dolu geçirmeye çalışıyoruz. Korona zaten insanların dışarıda olmasını engellediği için insanlar evlerine kapanıyor. Evlerine kapandığı zaman da ibadetlerine daha fazla önem vermesi gerekiyor. Biz de ibadetlerimizi gerek sabah namazımızı cemaatle kılarak, gerek öğlen vakti mukabelemizi yaparak, gerek de teravih namazlarımızı kılarak geçirmeye çalışıyoruz. Yani daha önce abilerim çalıştığı için böyle bir ortam yakalayamıyoruz. Şimdi abimler de işleri genellikle gitmiyorlar işte bu yasaklardan dolayı. Ailecek olmak güzel, herkes yani bir arada toplanıyoruz, bir arada dertlerimizi, sıkıntılarımızı dinliyoruz. Hep beraber gülüyoruz, hep beraber eğleniyoruz. Yapacak çok şey var aileyle birlikte. Evet.